doğaçlamalarını da çok ön plana çıkartarak bir yarışma sunmuşsun. Ne ayağa mı baktın benim ayağa? Şöyle rahat rahat oturayım diye şey yaptım da. Ha, omuzuna baktım. Ben. Alayım evet, o zaman yeniden altıma. Çok mu açıldı? Kapayım mı acaba? Ona baktım. Yok yok. Maşallah. 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 Nerede abi o ayak? Omuz bende. Evet, onu tamam. Onu şey. Böyle evet. Tişört çok güzel. Gördünüz mü tişörtünü? Öyle mi? Evet. Bakalım abi tişörte. Teşekkür ederim. Be. Evet. Kuru kafa ama... Buse sen kuru kafa seviyorsun. Evet, benim o. Elimde de var. Çok güzel. Gerçekten evet. Mi? Ben zaten ona uyumlu olsun diye. Keşke takaydım ben de kuru kafa küpelerimi o zaman. Bilseydim takardım. Benim zaten kafa kuru olduğu için onun için bir sıkıntı yok. Yani. Kendimden... Ya kilo verdim diye. Kötü espri değil be abicim. Defolun lan buradan! Kendi orkestram yaktı beni ya. Arkadaş. Hocam nasıl gidiyor yarışma anlat. Güzel abi, ben zaten muhabbet etmeyi seven bir adamım. Yeni insanlarla tanışmayı seviyorum. Yarışma programında da yani gelen adamlarla normal muhabbet ediyorum. Ne yapıyorsun, nasıl gidiyor? Evet. Yani işin yarışma kısmını çok böyle şey yapmadım kendime. İşte yarışma programı sunuyorum yapmadım. Böyle muhabbet ediyorum. Dışarıda insanlarla karşı nasıl eğleniyorsan burada da. Aynen öyle zaten. Bir de işin içinde düşme gibi bir şey olunca hani o tersinleme, hani ben tatlı muhabbet ediyorum ama onlar çok sert düşüyorlar. Güzel bir ironi oluyor, ben de seviyorum. Ama düşmeyi gerçekten çok iyi kullanmışsınız. Yani evet. O düşme normalde gidebilirdi ama Eser konu açıyor. Adamın düşeceği de belli, kadının düşeceği de belli. Bir konu açıyor. O konuyu konuşurken yavaş yavaş gidiyor. Çok da. Gidiyor olması ve düşüyor olacağını bir önceden hissediyor olması çok sinir bozucu bir durum. Kasıyorlar. Bir ufak VTR'miz var bununla ilgili. Eser'in yarışmasından düşenlerle ilgili hep beraber bir izleyelim. Hadi bakalım. Gözlem ve kapaktan düşmediğiniz günler biliyorum. Miram, efendim? Gel senin adından konuşalım. Ne tamam, demek? Tamam, güneşin doğduğundaki... Bizim verdiğimiz müfredat da yok ama hani... Sen bize kısırı anlatma. Bulgur'u ıslatıyoruz, gayet güzel bekletiyoruz. Maydanozları kesiyoruz. Güzel. Ne diyeceksiniz eve gidince eşinize? Ben böyle bir şey yaptım ama yarışmadır, coşkudan yaptım. Yok yok, ben eşimi çok seviyorum canım. Vallahi. Yani... Gidiyorum. Evet. Onların girişini sen mi ayarlıyorsun? Böyle yandan bir şey veriyor musun? Bir... Aslında o teklifi sundum ben. Benim düşürmem biraz zarar verir kurguya diye. Onlar ayarlıyorlar ama ben de bilmiyorum ne zaman düşeceklerini. Dolayısıyla sorular da samimi. Yani soruyorum anlatırken. Ama gerçekten çok acayip yerlere düşüyorlar. Yani zaten o gidişleri komik oluyor. Ben Eser'in yanına gittim bu hafta içinde. Yarışma stüdyosuna. Sevgili Eser'le musallat bir yarışmacıyı oynadık. İkimiz beraber. Birazdan reklamlar var. Reklamlardan önce sıradan güzel bir parça daha alacağız ama... Daha öncesinde Eser'le beraber çektiğimiz bu yarışmayı bir izleyelim. İzleyelim evet. Abi. Evet sevgili izleyenler, eyvah düşüyorum'a hoş geldiniz. Yine yiğit bir yarışmacı 10 kişiyle düello yapacak. Evet Onur, düello yapmamız için ilk kişiyi seçer misin lütfen? Başlayalım. 7 numara Atalay Bey. 7 numarayı seçti. Evet hoş geldiniz Atalay Bey. Hoş bulduk. Heyecanlı mısınız? Biraz tabii var haliyle. Biraz var. Biraz kendinizden bahsedin. Özel sektörde bir kamu... Kredi kooperatiflerindeyim. Özel sektörde kamu kredi. Çok evet. Güzelmiş. Peki ne yaparsınız sosyal hayatta? Kitap okur musunuz? Okurum. En son? E.T.'nin kitabını okudum en son. E.T.'nin kitabını. Evet. Sinemaya gider misiniz? Sinemada da evet en son E.T.'yi seyrettim. Genel E.T. hayranısınız. Evet, iyi yerinde bıraktım diyelim. Hazır mısınız düello? Hazır. Evet ilk sorun geliyor evet. Atalay Bey. Gelsin bakalım Atalay'ın sorusu. Uludağ, İskender Kebap ve Kestane Şekeri size hangi şehri hatırlatıyor? Bursa. Ama biraz yardımcı olsanız, Bursalıyım bak sizin memleketlerim ben de. Muradiye'nin orada beraber basket oynadınız. Hep beraber arkadaşlarınızla. Kimle oynadık? Arkadaşlarınızla oynadınız, biz hep oralardaydık. Süreniz azalıyor, ben size yardımcı olayım. Bakın eğer madem Bursalısınız uydurun harf başına biraz. Ursa, uydurun. Ursa, Tursa, Cursa, Yursa, Yerse, Kursa, Arsa, Berse, Derse, Hırsul, Tursi, Kirse, Hirse, Evet maalesef kendisini... Ama bir dakika gerçekten de bu çok ani oldu. Gerçekten bakın
bir pas hakkı daha lütfen rica ediyorum. Ama sizin pas hakkınız yok, bilemediniz. Ama Bursalıyız dedik birbirimize, bir sevgi gösterisinde bulunduk birbirimize. Tamam, madem memlekettensiniz bir pas hakkı veriyorum size. Eve gidemem, çocuklarım var. Anladım. Utanırım, eve gidemem. Gerçekten. Gelsin bakalım Atalay'ın. Şarkı gelmez inşallah. İkinci sorusu. Engüveni. Şarkı. Şarkı. Barış Manço'nun şarkısını tamamlayınız. Dağlar dağlar, kurban olan yol ver geçem. Devamını. Devamını istiyoruz ve tamamını söylemeni istiyoruz senden Atalay. Biliyorum, biliyorum. Biliyor sevdiğimi son diye öyle gidiyor. Evet, başlayayım evet. mı? Evet, bir söyle. Dağlar dağlar. Keşke dağlar dağlara bu kadar takılmasaydın. Şarkının devamını da biliyordu ama maalesef kaybetti. Bu pas hakkını da yedi. Ama bir şey söyleyeceğim. Süre konusunda bakın bana şeyi söylemediniz ama bana. Ama Nami'de bu kadar takılmak doğru mu? Atalay ben geliyorum. Bir dakika geliyorum. Atalay Bey lütfen şansınız bitti. Teşekkür ederiz. Uzatmayın Atalay Bey. Bakın çok özür diliyorum. Atalay, gerçekten benim Atalay Bey, en yapmayın. Sevmediğim. Bakın tehlikeli o, yapmayın. Bakın süre konusunda gerçekten çok tavizkarsınız. İki tane pas hakkı verdim. Neyse tamam Atalay. Bunu tartışmayacağım ben sizinle. Tamam ama sorun. Sorunuz sorun. Yeni soruyu sorun. Kabul ediyor musunuz bir soru daha? Soralım tamam. Teşekkürler. Saçınız başınız biraz dağıldı. Yol çok uzun giderken hep böyle bir karışıyor evet. insan anca evet. Çok güzel olmuş. Hazır mısınız sorunuz geliyor. Hazırız tabii ki buyurun. Emin misiniz hazır olduğunuza? Hayır ama buyurun. Haydi gelsin soru bakalım. Uzaya giden son astronotun adı nedir? Ha. İlki mi? İlkini Hayır. mi soruyorsunuz? Hayır, son astronotun adı nedir? Giden mi? Giden. Uzaya son giden. En son. Siz beni illa bir düşüreceksiniz yani. Anladım onu. Yine bir niyet var, öyle bir şey var değil mi? Yani bilmiyorsanız Ay soruyu. Allah ya. Ne yapıyorsunuz Atalay Bey? O sorunun tam cevabını bilmiyorum. Sizin de bir niyetiniz var. Beni bir göndereceksiniz. O çok Bakın, belli oldu. Ne yap? Ben şimdi de önlemimi alayım da. Ama ne olur önlem... ne olmaz. Bakın ben ailem var dedim, siz anlamadınız beni. Anlıyorum. Evli misiniz siz? Değilim. Buradan ben şu anda ne stres yaşıyorum biliyor musunuz düşerim diye? Ya anlıyorum da. Anlayamıyorsunuz Bakın, efendim. Atalay beni Bey. Anlayamam. Hayır ben garantiye alıyorum işimi. Hayır garanti. Atalay Bey, şimdi bu çözüm oldu mu? Ama ben size bir şey söyleyeyim, çöbelene yılan bile dokunmaz. Anlıyorum da. Bakın tam ben çömdüğüm sırada düşürdünüz. Hanımefendiler şahidimdir. Çok ayıp. Tamam, bak çömdüğünüz... Çok ayıp. Ama sizi BKM'den beri takip ediyorum. Teşekkür ederim ama çömmeniz hoş muydu? O Eserlerinizi güzel... bırakamayacaksınız bu dünyaya. Evet, artık gelmeyecek herhalde. Onur, sıradaki yarışmacıyı senden seçmeni rica ediyorum Onur. Hazırsan seç... Oldu mu? Yakıştı mı? Ama Atalay Bey artık şart... Bursalıyız dedik, ailenizi tanıyoruz dedik, yakıştı mı? Bakın Atalay Bey şartları zorlamıyor musunuz sizce? Hiçbir şey demiyorum. Bu formatı benim dayım buldu. Gemlik'te. Bu formatı benim dayım buldu. Anlıyorum ama yapacak bir şey... Devam edin, hiçbir şey söylemiyorum. Ne size yakıştı, ne benim yaşımdaki şu adama yaptırdığınız şeylere bakın, ona yakıştı. Bakın, Atalay Bey... Hiçbir şey konuşmayalım. Alayım, soruyu alayım. Yazıklar olsun. Gelsin bakalım Atalay'ın sorusu. Sayılı gelmez inşallah. Temmuz'un 15'i yılın kaçıncı günüdür? Sayabilirsin, aklına gelen rakamları say. 100, 101, 102, 103, 104, 105 süre azalıyor. 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116. Atalay Bey, efendim. Yapmayın gerçekten tehlikeli. Bakın ne yapıyorsun? Ama yok ben gerçekten gitmek istiyorum. Ama gerçekten bakın bir şey söyleyeyim mi? Kapattın çok cevren yapıyor. Gerçekten. Oradan başka bir kapak daha açık herhalde. Hep böyle bir şey var, esiyor. Ama tehlikeli işler yapıyorsunuz. Bakın yapmayın lütfen. Ama bakın ne size yakıştı ne bana yakıştı. Şu halime bakın. Kedi gibi burada sarıldım duruyorum. Tamam. Kapatır mısınız kapatın lütfen? Kapatın kapağı. Kapatın kapağı şimdi düşecek falan. Çok teşekkür ediyorum. Ben hem ailenize hem size hürmet gerçekten de. Devam edelim. Atalay Bey. 118, 119, 120, Hayır 120. süre bitti. Başka soruya geçebiliriz. O da artık sizin yüzsüzlüğünüze girer. Bir soru daha artık... Niye zorluyoruz bu kadar yarışmayı ya? Bakın. Aynen hadi. Ben de onu diyorum. Niye zorluyoruz bu kadar? Lütfen artık gider misiniz? Atalay Bey yarışmacımız devam edecek. Gitmem tamam. mi istiyorsunuz? Evet gider misiniz? Yeter artık. Ne yapıyorsunuz? Bakın yakarım. Nasıl yakarsın? Bakın neyi? Yakarım. Gerekirse hanımefendiyi yanında bir şey çakmak yok. Yakamam. Ama iki hanımefendiyi birbirine sürter öyle yakarım. Bana bunu yaptırtmayın. Ya bakın efendi artık yarışmacılarımı tehdit ediyorsunuz. Yeter ya. Bakın şu anda bir halka karşı, halktan bir insana karşı aşağılayıcı davranıyorsunuz. Atalay Bey beni, lütfen. Beni aşağılayabilirsiniz. Ama buradaki bu onurlu yürekleri, bu büyük insanları aşağılayamazsınız. Bakın, bir Atalay ölür, bin Atalay gelir. Ben size hep bunu söylüyorum. Benim hiç kimseden korkum yok. Sizden de korkum yok. İsterseniz öldürün.
Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bir ufak gerçekten korku oluyormuş ya insanda. O kadar bağırdığım kadar değilmiş yani. Evet. Onur Bey, Atalay Bey'den kurtulduk artık sanıyorum. Şimdi sizden yarışmaya devam etmek için yeni yarışmacıyı seçmenizi rica ediyorum. Ne oluyor ya? Cemal abi. Ama artık... Evet. Evet. Pardon bir saniye. Aşağıda kal. Aşağıda kal. Yapmayın Atalay Bey. Aşağıda kal. Boşalt orayı. Boşalt. Evet. Özür dilerim. Çok düşündüm, taşındım. Ana yarışmacının kendim olmam gerektiğine inandım. Sizi buna inandıran şey nedir Atalay Bey? Özgüven.